Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Almanya'dan tavukların dünyası Faruk abinin gönderdiği yumurtaların döl kontrolünü yapacağız. Kartını yukarıya bırakacağım arkadaşlar. Yumurta yükleme videomuz mevcut. Orada bahsettik. Bir aylık yumurtalar var. 2-3 kere kargo gördüler. Hani benim tahminim %50-40 o civarda bir döl olayı bekliyorum işin aslı. Bakalım ne çıkacak? Yani makinamızı eve aldık, temizledik. 2 gün viyolü sabit tuttuk dölün kaybolmaması için. İlk 2 gün viyol sabitti. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Artık gerisi kısmet diyelim. Şimdi bir ışığı kapatalım. Işığı kapattıktan sonra direkt karanlıkta şu elimdeki flaşla kontrol edeceğiz. Onu da bahsedeyim arkadaşlar. Büyük makine için LED bir panel yaptırıyorum. Yalnız yasaklardan dolayı o aksadı. Ama bu küçük makinede zaten az yumurta olduğu için hemen hızlıca flaşla kontrol edip buradaki çıkım sepetlerimizi alacağız inşallah. Bir ışığı kapatalım hemen. Bismillah deyip başlayalım. Bu arada dostlar, makinamızın değerlerini ayarladık. 37,5 derece sıcaklık. %65 de nem. Şimdi şöyle bir açalım. İlk sepetimizi alalım bakalım. Evet. Burada ne varmış? Yokamalar var. Serama, zibrit, cüce koşin. Evet. Şöyle iskemlemden yardım alacağım. Dostlar. Şöyle hızlıca başlayalım. İlk yumurtamız. Neymiş? Bantam. Dostlar bakın şimdi. Bu yumurta dolu lakin şu an bu yumurtada hiç hareket yok. Yani gelişim başlamış. Çok hafif bir hareket görüyorum. Yani şimdi bu yumurtaların şöyle bir durumu var. Şöyle bantamlardan devam edeyim. Bakın bu da aynı şekilde. Şimdi burada yumurtanın döllü olmasından ziyade bakıyorum. Başka burada bantam. Şu da var. Bakın. Şu yumurta gayet şöyle ufak bir döl tutmuş ama hiç gelişim olmamış. Şunu şöyle ayırıyorum. Bakayım burada başka bantam var mı? Yok. Şimdi yokamalara başlayalım. Evet. Güzel bir gelişim maşallah. Yokamalar çok istediğimiz bir ırk. Bakın arkadaşlar boş bir yumurta. Dediğim gibi bunlar çok yol gördü. Evet, hareket de var. Şu an 2'de 1. 3'te 2. 4'te 3 maşallah. Bu showgirl, onu saklıyorum. Bakın bu da hiç gelişim olmamış bir yumurta. 4'te 3 demiştik. 5'te 3. Bakın bu da boş. 6'da 3. Bakın dostlar. Bu yokama da böyle ufak bir gelişim olmuş. Ama öylece kalmış. 7'de 3. Bakın bu da boş. 8'de 3. Bakın bu dolu. Hareket var mı? Hareket göremiyorum ama koyacağız. 9'da 4. İşte bu yumurtalar arkadaşlar, bakın yani gelişim olmuş ama gayet yarım kalmış yani bu yumurtada gelişim. Bunu saklayacağım. Belli oluyor mu bilmiyorum. Şöyle yarısı boş. Bakın şu aşağısının dolu olması lazım. Hava kesesi burada. Bakın şu hava kesesi şu an oluşmuş ama bu yumurta mafiş. Ama koyuyorum. 10'da 4 diyorum. Boş. Bakın bu da boş. 11'de 4. Ben bu yokamalar dolu çıkar diye düşünmüştüm ama bakın bu da boş bir yumurta. Evet, bizim bu deneme maalesef olmadı. Yani süreç biraz zordu. Evet, bu dolu. 12'de 5. Hareket var mı sende? Bakın dostlar, yani şimdi bu bizim normal hava kesesi boşluğu gibi değil bakın. O yüzden hani bu dolu olması çıkacağı anlamına gelmiyor. Zaten bu yumurtada hiçbir hayat belirtisi şu an yok. 12'de 5 mi demiştik? 13'te 5 diyebiliriz. Şu an burada başka yokama yok. Showgirl
Bakıyorum. Bu Showgirl dolu dostlar. Burada Serama yumurtası. Bunlar Faruk abinin kendi yumurtası. Bakın bu Serama boş. Bu Seramamız dolu. Gelişimi de güzel. Dostlar şu şekilde olması lazım. Yuvarlak belli oluyor mu orada? Şu şekilde olması lazım. Diğer Yokohama yumurtalarımızda o tam yuvarlaktan bir tane gördüm. Bakın bu zibrit yumurtası. Bu da boş. Şu zibrite bakalım. Bu zibrit dolu. Hop. Bu küçük bir zibrit yumurtası. Bakın bu da dolu. Şimdi dostlar bunların dolu olması çıkacağı anlamına da gelmiyor. Biliyorsunuz bu bayat yumurtalar, yoldan gelmiş yumurtalar. Bakın bu boş bir yumurta. Gayet belli. Bu neymiş? Bu da zibrit. Yani bunlarda sıkıntı çok oluyor. Bu ne? Cüce koşin. Bakın cüce koşin yumurtamız dolu. Kan değişimi için sağ olsun Faruk abi kendi yumurtalarından da göndermişti. Bakın bu cüce koşin de dolu. Şimdi biz bir sonraki seferde bu otobüs seferine göre bakın bu cüce koşin de dolu. Cüce koşinler genel olarak dolu. Bu sepetimiz miyolümüz bitti. Hemen ikinci miyolü bir alayım. Yokohamalar üzdü beni ya. Ama arkadaşlar bu durumu bekliyorduk işin aslı. Çünkü bu yumurtalar çok fazla zaman geçti yani. Ciddi zaman geçti. Gelene kadar biraz geç kalındı. Bir aylık sürede o kadar yol görüp gelmesi, o yumurtanın çıkması gerçekten zor iş. Şimdi burada Warwick yumurtalarımız var. Maşallah çok güzel. Gelişimi de çok güzel. Evet, 1'de 1. 2'de 2. 3'te 3. 4'te 4. Warwick'ler süper. 5'te 5. Ve eski arkadaşlar bu yumurtalar. 6'da 6. 7'de 7. 8'de 8. 9'da 9. 10'da 10. 11'de 11. Maşallah diyelim. 12'de 12. 13'te dolu. Bakın. Şöyle oluşmuş hava kesesi ama dolu. 14 dolu. 15 dolu. 16 dolu. 17 dolu. Şu ana kadar Warwick boş koymadım arkadaşlar. 18 dolu. Yani gelişimler de güzel görünüyor. Şuna bakacağım. Evet bu da dolu. 19 dolu. Son yumurta 20 tane Warwick vardı. Bakın dostlar bu da dolu. Bu yumurta bir aylık Warwick yumurtası. Bakalım 20'si de dolu şu an. Döl kontrolünde. Kaç tane çıkacak? Şimdi şu sepeti çok fazla doldurmayacağım. Zaten makinamızda bolca yer var. Şunları şöyle bir alayım. Ben sonrasında buna sirkeli su sıkacağım arkadaşlar. Şu işlemi bir yapalım. Sonrasında bunların sirkeli sularını özel ayarlayacağız. Yani bu benim kendi yumurtalarımmış. Deneme olarak koyduğumuz. Şu aşağıda diğer yumurtalara bir alalım. Burada ne varmış? Bantamlar var. Yokohama var birkaç tane görüyorum. Anam bizim burada daha yumurtalarımız var ama. Pardon pardon şunları bir bitirelim. Biz o sepet yoğun diye şey yapmıştık. Şu yumurtaları hemen bitirelim. Şimdi bir avantajımız var. Evin içindeyiz. Çok soğuk değil. Şimdi Orpington. Bakın arkadaşlar şöyle şuraya koyacağım boşları. 1'de 0, 2'de 1 ama yani bu Orpington da pek iç açıcı değil. Evet bu da boş. Bu neymiş? Bu da Orpington. Bu Orpington'umuz da boş. Bu da boş. Bunlarda hiç gelişim yok arkadaşlar. Bunlar dölsüz yani bariz. Yarım gelişim falan değil. Bakın hiç döl yok. Sıfır. Şimdi söyleyeceğim zaten. Şuraya diziyorum Orpington'ları. Hiç yok arkadaşlar. Bunlar hala Orpington'lara bakıyorum. Maalesef Orpington'larımız bomboş. Bomboş, bomboş. Belli değil mi? Ampul gibi yanıyor hepsi oradan. Hiç arkadaşlar siyahlık namına bir şey yok. Yani bu yumurtalar dölsüz. Muhtemelen bunları aldığımız yerde bir sıkıntı olmuş. Bakın zerre kadar siyah nokta yok. Hani bunu kırın normal sarı. Bakın. Hiçbir şey yok. Orpington. Bu da Orpington. Bir tane yarım gelişmiş Orpington aldım arkadaşlar.
Bakın. Şimdi bu yumurta dolu gibi görünüyor. Yani çok zor. Çünkü şöyle bir hava kesesi arkadaşlar, bakın. Yarım kalmış. Şurada bir hava kesesi. Normalde biliyorsunuz yuvarlak bir şekilde oluyor. Bu neymiş? Bu da Orpington. İkinci Orpington şüphelimiz. Evet, boşlar devam ediyor. Şurası tamamen Orpington arkadaşlar. Söyleyeceğim sayıyı. Bu neymiş? Showgirl. Bu da boş. Şunu şöyle koyalım. Evet, Showgirl'e geçtik. Evet, bu Showgirl'ler de boş. Bakın dostlar. Şimdi bu yumurta dolu demeye bin şahit lazım. Yani yarısı boş yumurtanın. Hani Showgirl daha önce çıkarmadık. Deneyeceğiz. Onu saklayalım. Bu fena değil arkadaşlar. Ama bakın mesela bunda da bizim o kendi yumurtalarımızı göstereceğim şimdi. Ondaki gibi yuvarlak bir hava kesesi yok arkadaşlar. Yarım kalmış yani şu yumurta. Bu da Showgirl. Bakıyorum burada Orpington başka yok. Arkadaşlar Orpingtonlar tamamen boş çıktı. İki tane yarım gelişimi var. 3, 6, 12, 18 tane direkt boş. 20 tane yumurta gelmişti zaten. Showgirl ile devam ediyoruz. Bakın bu Showgirl de yarım kalmış. Yani bu yok yani bu yumurtada. Bu Showgirl'de de hiçbir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir çok yarım, hatta bunun sarısı bozulmuş muhtemelen. Bayağı sallanıyor. Showgirl'de 3 tane Showgirl oraya koydum. Bir tane şöyle yarım gelişmiş buraya denemelik koydum. Ama dediğim gibi bu Showgirl fena görünmüyor. Şuna bakalım. Bakın bu da ufak bir siyahlık var. Mesela bakın bu yumurta döllü belli. Ama muhtemelen döl kaybı oldu. Hem geç kalması hem de yoldan dolayı. Ama Orpingtonlarda böyle bir şey yok. Bakın bu Showgirl'de ikinci Showgirl şu an düzgün gelişen. Bakın bu da yarım gelişim. Bakıyorum hareket var mı hiç? Zerre kadar hareket yok. Koyacağız bunu da. Yani bu şansımızı deneyeceğiz. Bunda hareket var arkadaşlar. Showgirl üçüncü. Sağlam Showgirl'ümüzün. Bu da sağlam. 4. İyi bari. Showgirl'den belki birkaç tane çıkarırız. Evet. Bu da iyi görünüyor. 5. Yani bu da yarım kalmış dostlar. Bakıyorum hareket. Var gibi de. Hadi bunu da sayalım. 6. Evet. Bu Showgirl iyi. 7 tane burada sağlam Showgirl'ümüz var. Bakın. Viyole olduğu gibi duruyor. Şunu şöyle şu tarafa bir koyacağım. Hop. Şimdi diğer sepetimizi alalım. Zaten çoğunluk olarak bitirdik sayılır yumurtaları. Şurada bir sepet kendimi söylemiştim yüklemede. Hani kıyaslama anlamında makinede bir sıkıntı var mı yok mu bunu kıyaslama adına kendi yumurtalarımızdan da yüklemiştik. Şimdi bu nedir? Bu yazısız bir yumurta. Bizim kendi yumurtamız. Bakın. Gayet hava kesesi yuvarlak ve düzgün bir şekilde. Evet, bir yokama yumurtası. Küçük bir yumurta. Bakın bomboş. Bu direkt dönsüz. Evet, bu yokamada bir şeyler var. Burada yokama var mıydı? Yoktu, onu öbür sepete alırım. Su sıkarken. Bakın yine bir bantam yumurtası. Bantamlar boş. Bu bantam. Ha, bu dolu. Herhalde ikinci bantam dolumuz bu. Öbürü de yarım gelişimdi. Bakın Serama yumurtası, Faruk abla yumurtası. Gayet düzgün bir gelişim var. Hava kesesi yuvarlak belli. Zibrit yumurtası yine aynı şekilde gayet güzel. Bir zibrit yumurtası daha. Bu boş. Bu da zibrit arkadaşlar. Bakın bu da yarım kalmış. Bu bariz yarım kalmış. Bunu hiç saklamayacağım arkadaşlar. Bakın. Yumurtanın yarısı yok. Şöyle bir bakayım hareket var mı? Yok, bu yumurta çürümüş hatta. Şu zibrite bakalım. Bakın bu zibrit de dolu. Bu zibrit de dolu. Zibritler fena değil Faruk abi. Bak bu da dolu. Zibritler dolu gelmiş. Yani arkadaşlar yumurta tarihlerini biraz daha iyi ayarlarsak, bakın bu zibrit, yani bu da gelişmemiş bakın. Tarihleri biraz daha düzgün ayarlayabilirsek olacak gibi. Çünkü zibrit yumurtaları geldiyse Faruk abi daha az kargolu ayarlayabilirse
Bakın arkadaşlar, bu da bir bantam yumurtası. Ah bantam, ah bantamlar boşmuş yani bu arkadaşlar, yoldan dolayı değil de. Bakın çünkü gelişeni gelişiyor. Bu yarım kalmış ama koyacağız. Bakın bu da yarım kalmış bir bantam yumurtası. Belli değil mi dalgalı bir şekilde gelişim. Diğer zibrit yumurtamızı göstereyim. Şöyle hemen kıyaslayalım. Bakın arkadaşlar, yuvarlak, şöyle bir hava kesesi olması lazım. Onları koyuyorum ama bariz bir şekilde çıkmayacak yani o yumurta. Bakın şu da bir bantam yumurtası. Hiçbir şey yok. Bantam Kolombiya. Şöyle boş bir bantam Kolombiya yumurtası daha. Evet dostlar. Bu çıkım yüzümüz gülmedi. Bakın bu da yarım kalmış bir bantam yumurtası. Bantamlar facia. Orpingtonlar facia. Bakın şöyle tertemiz. Yani dediğim gibi bu süreç, bakın. Mesela şu yumurta ama hiçbir şekilde döllü değil yani arkadaşlar. Hani yoldan kaynaklanan şey belli oluyor. Yarım gelişim oluyor. Bakın şundaki gibi. Bunda da bir gelişim olmuş ama bunda bir hareket de görüyorum ama. Bantam yumurtası. Üçüncü sağlam bantam yumurtamız olması lazım. Bakın bu da yarım kalmış bir bantam. Bunu da koyacağım. Bu bantam, bakın gelişime bakın Allah aşkına arkadaşlar. Yani neyse, makinamız büyük. Normalde boş yumurta zehirli gaz salıyor ama arkadaşlar zaten çok az yumurtamız var. 100 tane yumurta almıştık. Faruk abininkiler hariç. Zaten herhalde bir 30 tane falan koyabileceğiz gibi duruyor. Bu bantam dolu. Şu bantama bakalım. Bakın bu da bomboş. Anam, yumurtaların hepsi dışarıda kaldı arkadaşlar. Bakın bu bantam da. Mesela bu döllü belli ama bunda gelişim olmamış. Hani yola zamana bağlayacağımız olay şu. Hiç döl olmayan yumurta kendini belli ediyor. Bu yumurta da bir kararma olmuş yani. Evet, burada bir yokağıma daha yumurtamız var. Bakın o da boş. Ben yokağımalar dolu çıkacak diye bayağı umutluydum. Bakın bu yumurta da gayet güzel gelişmiş. Ha, bu benim kendi Japonez yumurtam arkadaşlar. Bakın serama yumurtası Faruk abinin, gayet düzgün gelişim. Yani zamanları ayarlayabilirsek bu yurt dışından gelen yumurtaları, hani süre çok geçmezse ve ekstra böyle 2-3 kargo görmezse bu iş olur. Hani bu kargo konusunda zaten ben şüpheliydim. Bundan bahsetmiştim dostlar. Bakıyorum burada. Aa, burada da var yokağıma yumurtası, görüyorum. Şimdi şu sepeti alayım. Daha fazla durmasın dışarıda. Zaten makine bomboş arkadaşlar. Bayağı bir az yumurtamız. Ya mesela Warwick'ler süper. En eski üzerinde tarih yazan yumurtalar onlardı. Mesela bir aylık yumurtalardı. Şimdi çıkımına da bakacağız tabi. Hani dolu diye yumurta çıkacak diye düşünmüyorum. Hani her dolu çıkacağını düşünmüyorum. Evet, Japonez klasik bizim yumurtamız. Dolu. Bunlar genelde bizim yumurtalarımız arkadaşlar. Bakın bir Japonez daha dolu. Blue cüce dolu. Bu neymiş? Bakın benim kendi yumurtam yarım gelişmiş arkadaşlar. Bariz bir şekilde damarlanma olmuş ama yarım kalmış. Bu neymiş? Bilek cüce. Bakın gayet düzgün. Yani bu yumurtaları ben makinede bir sıkıntı olur. Hani biz yurt dışından gelen yumurtaları yanlış değerlendiririz diye koydum. Ama bakın gayet düzgün gelişimler. 10 numara yani, hiçbir sıkıntı yok. Bu arada döl oranımız da gayet iyi. Bir tane yarım gelişim çıkardık sadece. Bakın bu cüce de dolu. Bunda da sıkıntı yok. Klasik Japonez. Bakın arkadaşlar. Yani bu şekilde olması lazım. Cüce koşayım. Maşallah. Şöyle hızlanayım. Bakın bu da dolu. Dolu. Herhangi bir yarım gelişim söz konusu değil. Klasik Japonez. Bakın viyolde bile gayet güzel belli. Blue cüce koşin. Blue cüce koşin. Bir maşallah esirgemeyin dostlar bizim yumurtalara. Hani burada amaç bizim yumurtalardan çıkım almak değildi tabii ki ama bu da dolu. Bakın gayet dolu ve düzgün olan yumurta 10 numara belli oluyor. Bakın hava kesesine, yuvarlak, tertemiz.
Hakeza bu da öyle. Bunlar hep kendi yumurtalarımız arkadaşlar. Yokama var şurada, görüyorum, söyleyeceğim onu. Bakın bu da dolu. Yani şu kendi yumurtalarımın %30'u kadar dolu çıksaydı çok mutlu olacaktım işin aslı. Biraz hüsran oldu ama bunu bekliyordum. Faruk abiyle hep konuşuyorduk. Bakın Lakenvelder yumurtamız tertemiz. Evet, bir yokama. Bu ne? Simsiyah bir yumurta. Bakın hava kesesi aşağıda oluşmuş. Nasıl olmuş bu iş? Çok ilginç arkadaşlar. Bakın dik duran yumurta, hava kesesi aşağıda oluşuyor sivri yerde. Yani normalde bu imkansız bir şey. Ve bunda hareket de yok. Bu da çıkmayacak muhtemelen. Bu neymiş? Bizim Japonezlerden. Bakın gayet güzel. Evet, Brahma yumurtamız. Anam, bu ölen tavuğun yumurtası arkadaşlar. Yumurta yaparken gelişememiş. Bakın şöyle incecik bir damarı var. Ama boş. Evet, Bresseler dolu. İyi, Bresseler toparlamış. 2'de 2. Çok büyük bir Bresse. Bu da dolu. 3'te 3. Bakın bu da yarım gelişmiş bir Bresse. Bresselerde çok sıkıntı oluyordu. O yüzden özellikle Bresselere dikkat ediyorum. 5'te 4. Bu güzel. 6'da 5. 7'de 6. 8'de 7. 9'da 8. Maşallah maşallah. 10'da 9 Bresseler toparlamış arkadaşlar. 11'de 10. 12'de 11. 13'te 12. Bresseler kendine gelmiş. Bu neymiş? Limon brakel. Bakın limon brakel bizim yeni horoz çalışmamış. Boş. Brown ligorin gayet güzel gelişim. Bakın arkadaşlar. Şimdi kendi yumurtalarımdan böyle tam bir viyol de dolu değildi arkadaşlar. Bakın şuraya. Sepet doldu neredeyse. Bir tane yokama yumurtası var burada. Şimdi makinayı da oradan çekebileceğiz mi bilmiyorum ama. Bakın makinedeki sepetteki yumurtalar şu kadar. Yani yumurta yok desek yeri. Bütün yumurtalarımız boş çıktı maalesef. Yani burada olan yumurtalarda bir Warwick'ler güzel gelişmiş dostlar. Geri kalan yumurtaların gelişimi çok kötü. Yani zaten şu iki sepet arkadaşlar, bakın şunlar. Ve bunların çoğu Faruk abinin zibrit ve serama yumurtaları. Burada koşin yumurtaları var. Warwick'ler. Durum bu. Siz de çok merak ediyordunuz. Çok dua ediyordunuz arkadaşlar. Ama maalesef bakın şöyle dolu olan yumurtaları göstereyim. Buradaki dolu yumurtalarımız bunlar. Ya artık kısmet. Bakalım ne çıkıyor. Hop. Mikrofonum düştü. Şöyle kapatayım dostlar. Dediğim gibi 36,5 %65'e ayarladık. Şimdi bunları ben bir sirkeli su yapacağım. Şöyle göstereyim. Bir yurt dışı hüsranı yaşadık dostlar. Umuyorum ki bir sonraki sefer bu böyle olmayacak. Bakın burası, burada da boş yumurtalarımız var. Yaklaşık 100 tane yumurta almıştık dostlar. Şöyle sayabiliriz. 6, 12, 18, 22. 22, 25, 28, 32, 35, 38, 41, 45, 49, 52. Bu 52'de 1, 2, 3 tane kendi yumurtamız var. 49 tanesi direkt boş. %50'si zaten boş gelmiş dostlar. Ama diğer makinede bıraktığımız yumurtaları gördünüz. Onlardan da çok umutlu değilim işin aslı. Hakkımızda hayırlısı. 3 gün sonra bakalım ne çıkar ne çıkmaz. Nasipte varsa çıkacaktır. Yoksa ona zaten yapılabilecek bir şey yok. Dediğim gibi ama bakın Warwick yumurtalarımız gayet güzel. Bizim Faruk abinin yumurtaları da gayet güzel. O yüzden biz zamanları ayarlarsak bu boş yumurta sayısı azalacaktır. Yani burada mesela bu Orpingtonlardan gördüğünüz gibi dolu çıkmadı. Orpingtonlar tamamen boş. Bu bantamlar boş. İki tane yarım gelişmiş koyduk.
Yani bunların anaçlarında da sıkıntı vardır. Hani Türkiye'de yaşıyoruz ya. Döllü yumurta diye satıyorlar, dölsüz çıkıyor. Onun gibi bir durum var onlarda. Çünkü bakın şurası tamamen Orpington. Şöyle bir netleştireyim. Zaten 20 tane yumurta almıştık. 6, 12, 18. 2 tane yarım gelişmiş Orpington bıraktık. Ne olur ne olmaz diye. Ben hiçbir cüce Orpington çıkaracağımızı düşünmüyorum. Şovgörlerden iyi gidiyordu ilk başta. Burada 4 tane var. Şurada da bir 3 tane var. Şovgörlerden boşumuz var. Yokama bayağı kötü çıktı. Ben yokama iyi çıkacak diye düşünüyordum. Çünkü yokama yumurtaları taze diye biliyorduk. Yokamalar da kötü çıktı. Warwick'lerde bir tane bile boş çıkmadı. Buradan o arkadaşı tebrik edelim. Oradan bu kadar sürede geldi. Yani sonuçta bu yumurta bu kadar sağlam geliştiyse anaç takımları zaten güzeldi arkadaşın. Ama demek ki yani bir ekstra durumu var. Çünkü bir tane bile boş çıkmadı. 20 tane yumurta, 20'si de dolu. İnşallah onları çıkartırız arkadaşlar. Şuradan bir iki tane takım elde edebilirsek şu yumurtalardan bizden mutlusu yok. Hani buradan ben 2 artı 1 yokama alsam, 2 artı 1 şovgörl alsam, böyle 3-4 artı 1 de warwick alsam hiç üzülmem. Hani buradaki anaç olayı bizim için önemli. Biz buradaki civcivi çıkarıp satmak değildi derdimiz dostlar. Kendimiz anaç yapmaktı. Bu da böyle bir macera oldu. Bir sonrakinde dediğim gibi daha profesyonel olacaktır bu. Buradan Faruk abi hiç üzülme. Burada senin yapabileceğin bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Yani bu yumurtalar ister istemez bizim bu otobüs ayarlamaları biraz bekledi. Zaten yüklerken de dediğim gibi onun kartını tekrar yukarıya bırakayım. Bir bakarsınız arkadaşlar bunların tamamından bahsettik. İnşallah bir sonraki seferde çok daha düzgün programlı bir şey olacaktır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlar. İyi dilekleriniz için ekstra teşekkür ederim. Çünkü birçok arkadaşımız yurt dışı yumurtaları ne oldu, nedir durum, inşallah çıkar diye hep güzel temennilerini bize ilettiler. Sağ olsunlar. Allah'a şükür yine makinede yarım gelişmiş, marım gelişmiş biraz yumurta var. Bakalım sonuç ne olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere dostlar.